Ben maili gönderiyorum. Revize edeceğimiz başka bir şey kalmadı. Olduğu gibi gönderelim Suzan, olur. Tamam. Hadi bakalım, hayırlısı. Ben şimdi bankaya geçiyorum. Talimatları vereceğim. İstediğimiz hesap dökümlerini alacağım. Başka istediğim bir şey var mıydı? Hayır, şimdilik yok. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Suzan. Aslında bir şey var. Çok yakın bir arkadaşım yeni bir İtalyan restoranı açmış. Böyle peynirler, şaraplar hep İtalya'dan geliyor dedi. Orayı denemek istiyorum bu akşam. Benimle gelir misin? Tabii başka bir programın yoksa. Olur. Gelirim tabii ki. Benim de çok hoşuma gider. Yani yeni yerler denemek. O zaman sen ofise geri dönme. Ben akşam saat 8 gibi seni evden alırım, olur mu? Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Bu serbest takılma olayı çok hoşuma gitti. İnsan kendini bir havalı hissediyor ha. Allah'tan sadece karne günleri böyle. Yoksa her sabah seni beklesek biz bitmiştik. Ha, beklesenize bir beni, dur. Aa, bilgisayarı mı satıyorsunuz? Evde satacak başka bir şey kalmadı. Olsa onları da satacağız. Oğlum sen patron falan bir şey diyordun, eyvah meyvah ha? Bıraktım işi ya. Adam rekorlar kitabına girecek arkadaş. Dünyanın en hızlı iş bırakan adamı benim kuzenim. Farklıydı oğlum, hiç karıştırma, canımı sıkma şimdi ya. Susan bulmadım o işi sana ya. Ne oldu, ben anlamadım. Ha, buldu buldu. Siz geçin, ben geliyorum. Susan. Hayır, selam. Sen bana iyilik yaptığını falan mı düşünüyorsun? Ha? Çünkü buradan hiç öyle durmuyor da. Ne? Anlamadım. Ben iş bulmana tamam dedim. Bana sadaka vermeni değil. Ömer, ben onu öyle yapmadım ya. Ben o amaçla yapmadım. Öyle bir şey yapmadım. O amaçla düşünmedim ama yaptın. Maaşımı da sen verecekmişsin. Allah razı olsun. Beni bu kadar küçük düşünmene gerek yok diye. Bir daha sakın böyle bir şey yapma. Sakın. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.